Hepinize merhaba. Alanya'dayız. Bugün direkt videomuza geçelim. Arkamızda Alanya Kalesi. Şu anda da Deniz Feneri'ndeyiz. Kızıl Kule'yi falan gezeceğiz. Çok eğlenceli bir video sizi bekliyor. İyi seyirler. Deniz Feneri'nin yanındayız. Çok eğlenceli bir video ve bu videoda iki tane konuğumuz var. Bu konukları geçen yıldan hatırlıyorsunuz. Mersin videosundan izlemeyenler için şöyle iyi butonunu bırakayım. Bu arada bu videomuzda muhtemelen çekiliş olacak. Ve bu çekilişi Instagram'dan katılabilirsiniz. Instagram adresim de burada. Şu anda da abone olmayı unutmayın. Evet, bizim Hasan'la Cemal'in yanına geçelim. Müslüm, seni YouTube çok özledi. Mustafa'yı gene Instagram'da falan çok görüyorlar. Ne yapıyorsun? Neredesin? Bu zamana kadar neredeydin? Mersin'den beridir neler yapıyorsun? Evet, Alanya Kalesi'ndeyiz. Buraya kim için geldik? Tatilimiz güzel gidiyor. Tatile benim için geldik ama YouTube'a video çekmek için Ata sizin için geldi buralara. Bu yok valla, ben Müslüm için geldim ya. Gelmişken de dedim böyle bir anımız olsun. Evet. Hava sıcak ama her şey sizin için. Bu kadar. Müslüm'den bu kadar. Tabii ani gelişmeler olduğu için böyle oluyor. Mustafa'yı zaten hatırlıyorsunuz. Yine arkasını döndü. Bu çocuk kamerayı gördün mü? Ağır abi tiplerine giriyor. Siz daha çok görüyorsunuz zaten. He. Ne yapayım? Maalesef ki yine senin aklına uyduk ve rezil olduk. Ben dedim ki sabahtan beri bak neyse söylemeyin, bir yere gideceğiz dediler. Ben dedim ki gidin dedim. Gidin dedim ya. Benim yanıma gelip de bana küfür etmeyin. Yürüyeceğiz yani. Gezen adam yürür. Az çok biliyorsunuz. Neyse. Bu arada muhteşem deniz manzarası, gemiler, gemilerde çalan müzikler gerçekten insana yani hiç enerjisi yoksa bile enerji vermeye yetiyor. Karşı tarafımız liman, buradan da sürekli böyle tur gemileri, eğlence gemileri geçiyor. Gemilerde kahvaltı da var. Ha, bunlar yemekliymiş. Öğle yemeği ve dondurma da var gemilerde. Dalış falan yaptırıyorlar mı? Bu sadece eğlence ve yemek mi? Ay be. Biz de onları çekelim, karşılıklı çekişelim. O zaman buradan şu Kızıl Kule'ye hemen ışınlanalım. Evet, Kızıl Kule'ye şu anda ışınlanmış bulunuyoruz. Hatta şöyle daha net göstermek gerekirse Kızıl Kule tam olarak karşımızda. Şimdi içeriye gireceğiz. Müze kart geçiyor mu bilmiyorum, ücreti ne kadar onları öğrenelim. Sonra içeriye girelim ve Kızıl Kule'nin tarihiyle başlayalım. Direkt Kızıl Kule'nin girişinde bizi mancınık karşılıyor. Mancının milattan önce 5 ila 3. yüzyılda Çin'de kullanıldığı görülmüş. Evet. Tabii buyurun. Merhabalar. Kolay teşekkür gelsin, ederim. Sağ olun. Size de iyi gezmeler. Anlatıldığımız yerde kalmıştı. Evet. Mancının milattan önce 5. ila 3. yüzyılda Çin'de kullanıldığı görülmüştür. Ha, konuşamadım bir an. Orta Çağ'ın en önemli savunma ve saldırı aletiydi. Zaten az çok birçok hikayede de, efsanede de, gerçek savaşlarda da kullanılmış bir makine. Zaten size detaylı gösterdim. Buradaki insanlar gerçekten çok samimi. Yani her gittiğim yerde böyle... Ya Türkiye gerçekten samimi bir yer. O zaman ben size birazcık daha doğayla baş başa bırakayım. Evet, şu an Kızıl Kule'nin girişine geldik. Burada müze kart geçersiz. Tersane 100 lira, 2 kişilik bilet. Öğrenci 30 lira, tam da 60 lira. Şöyle göstereyim size, müze kartta geçersiz diye burada yazıyor. Evet, girelim. Şimdi Kızıl Kule'nin içerisine girdik. İçerisi gerçekten serin, soğuk. Böyle çok hoş bir havası var. Dışarıda özellikle o sıcakta gezdikten sonra daha da güzel hissettiriyor. Buradakiler gülle. Bizim arkadaşlar kamerayı tutsa... Müslüm, kamerayı tutar mısın rica etsem? Burada da bir tane gülü var. Kilitle, kilitle. Tarih eserimiz Müslüm. Bunu Instagram story'e de çekmem lazım. Şöyle size göstereyim. Tam öyle dur, tam öyle dur. Mısır'dan kaçırdığımız köle, zamanın kölesi. Mumyalanmış burada. Yukarıya çıkalım mı? Sayın rehberim. Tamamdır. Müslüm Bey'i takip ediyoruz. Evet, tur rehberiniz benim. Müslüm, merdivenler niye bu kadar büyük böyle arası? Bura niye bu kadar dar? Eski insanların... Tamamdır. Burayı kaydedin o zaman, şöyle bir kaydedin. Bu Antep Kalesi'ndeki şeylere benzemiyor Müslüm, surlara? Evet.
Surlar da böyle dar. Sanki böyle silah koyuyorlar ya da top koyuyorlar bunların arasına ve gemileri sağa solu korumak için. Alanya Kalesi'ni korumak için inşa edilmiş bir kale zaten. Yukarıda da detaylı anlatacağım size bunları. Evet, içeride şöyle bir Arapça yazı var. Tabii ben de nefes nefese kaldım. Biraz da dinlenmiş oldum. İşten kaytardık. Burada da kalenin kapısı var. Kalenin kapısı. Müslüm sökmüş. Niye kırdın Müslüm bunu? Bu güçlü kollar burada O güçlü kollara bu kalenin büyük kapıları, şu kalınlıktaki kapılar bile dayanmadı. Çok haklı bir isyan gördüm arkada. Bizim kadar basamak yapmışlar dedi. Çok haklı. Şu anda Kızıl Kule'nin tepesine geldik ama bitmiş durumdayız. Şöyle bir gölgeye geçeyim. En tepesine çıkıp buranın hikayesini anlatacağım size. Ama şöyle bir şuradan da bir manzarayı göstermemek ayıp olur ya. Deniz çok güzel gözüküyor. Ya şu kalede asker olarak görev yapsan bence güzel ya. Evet, o zaman hikayeye geçelim. Biraz karanlık oldu. O zaman hikayeye geçelim efendim. Şöyle hemen size kısaca bahsedeceğim. Telefondan okuyacağım ben de hikayesini. Benim sadece bildiğimi söyleyeyim mi size? Arkamdaki görmüş olduğunuz o kaleyi savunmak için yapılmış bir kule burası. Ama bir de buradan tarihini okuyalım. Şöyle kısaca bahsedeceğim sizi sıkmadan. Kentin sembolü olan sekizgen planlı yapı 13. yüzyıl Selçuklu eseriymiş. 1226 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından Sinop Kalesi'nde yapan Halepli yapı ustası Ebu Ali Reha el-Kettani'ye yaptırılmış. Lan adamın adını okurken ben yoruldum. Neyse, çağırırken demek ki adı uzun diye çağırmışlar bu arkadaşı. Kızıl Kule 1992'den 2005'e kadar bir dönem tedavülde olan 250 bin TL'lik banknotların arka yüzünde kullanılmıştır. Yani bizim eski para birimi var yani sonradan değişmişti. Hani 100 milyon diyorduk 100 TL'ye falan. 200 liraya 200 milyon diyorduk. 1 liraya 1 milyon diyorduk falan. O zaman da bu 250 bin TL'lik banknotların arka yüzünde kullanılmış. Şimdi mesela 200 TL'lik parada ne var? Yunus Emre var mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar. Yani kale 33 metre yüksekliği, 29 metrede çapı varmış. Bu kadar. 85 basamaklı taş merdivenle çıkılır demiş. Ha bu arada çıktığımız merdivenleri saydınız bilmiyorum da 85 basamak varmış. Boyumuzdan büyük merdivenler ya. Ben soğanı çektim bilmiyorum da inerken çekerim. Yok çekmiştik gerçi Müslüm'ün poposuyla birlikte görmüştünüz o anları. Müslüm'ün poposuna ben şeye koyacağım. Şapkayı Mustafa'dan aldım. Alanya Kalesi'ndeyim. Bizim arkadaşları bir yere bıraktım. Tersaneye geçerken dediler ki bizi şuraya bırak sen gezmeye devam et. Onlar hep böyleler. Bir noktada bırakıyorlar yani geziyi. Geçen videoda da aynısı olmuştu hatırlarsanız. Ya bir nevi aslında ondan dolayı da başkalarıyla geziye çıkmayı sevmiyorum açıkçası. Yalnız olma bu açıdan çok iyi. Şimdi tersaneye geçelim oradan devam edelim. Evet şimdi Kızıl Kule'den indim, arkadaşları bıraktım, geri geldim, Alanya Kalesi'nin biraz içerisinde yürüdüm ve şu an tekrar Kızıl Kule'nin aşağı tarafındayım. Az önce şu ara sokakları gezmiştik, tersaneye geçeceğiz. Size zaten klipte de gösterdim, şu arkamdaki görünen yer tersane. Burada insanlar o tersaneye giden yolun altından da denize girebiliyorlar. Çok da güzel bir kumu var, havası var, çok güzel duruyor yani. Keşke deniz şortumu getirseydim de ben de girseydim diyesim geldi yani, ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir yer. Şimdi zaten görmüş olduğunuz tersaneye geçeceğiz. Evet tabii ki de göstermelik olarak toplar bunlar. O zamandan kalma değil. Dokunmak ve üzerine çıkmak yasak demişler. Ya temsili olarak koymuşlar buraya. O yukarıda size Kızıl Kule'nin içerisinde gösterdiğim o gülleleri bunlarla atıp savunmayı yapıyorlarmış. Devam edelim. Tersaneye az kaldı. Tersaneye şu küçük yerden çıkacağız. Dizime geliyor burası. şöyle eğilerekten. Evet. Şu dar yerden geçip bu tarafa geçiyoruz biraz. Suyun zaten yakın iyice geldik. Buradan tersane girişi şurası sanırım. Evet şu an tersanenin girişine biletimizi aldık. Öğrenciler 30 lira. Aynı yukarıda Kızılkule'deki aynı tarife burada da geçerli. Müze kartı geçersiz. Buraya gelirken yalnız da hatta nakit de getirebilirsiniz. Kart da geçiyor zaten. Evet şimdi içeriye girelim. İçeride bir anlatımımıza devam edelim.
sizler için detay görüntüler aldım. Biraz müzik eşliğinde onları izlediniz. Evet, şimdi o izlediğiniz yerlerin biraz da hikayesine bakalım. Bu tersanenin hikayesine bakalım. Güzel bir anlatım yapalım. Aslında bu videoda hem size rehber olmak istiyorum hem de sizi eğlendirmek istiyorum. Eğlence kısmımızı şu an başka yere bıraktım. Şu an rehber kısmındayız. Bundan sonra da eğlence kısmına geçeceğiz. İlk bölümle başlayalım o zaman. Normalde buraya giriş yasak bilmiyorum ama şöyle size göstermek istiyorum. Buradan böyle yürüyeceğiz. Normalde yol böyle gidiyor. Ama o ilerideki yazıyı okumam için ya dürbünüm olacak ya da yanına gideceğim. Ben yanına gitmeyi tercih ediyorum. Zaten ayak izleri de var. Bu yanımda görmüş olduğumuz antik dönem vinci. Antik dönemlerden itibaren kullanıldığını bildiğimiz bu vincin Roma döneminde geliştirildiği ikonografik, yani döneminin duvar kabartmaları ve seramik üzerinde betimlemeler, uzakta olduğu için biraz zor okuyorum, bilgilerde görülmektedir. Tahrik tekerlekli vinç, tahtadan yapılan, insan gücüyle çevrilen kaldırma ve indirme mekanizmasıymış. Yani o anlamda kullanılıyormuş. Şöyle birazcık daha, zaten ben size detaylı çektim de, hatta şöyle arka kameraya tekrardan geçelim. Şöyle ağırlık kaldırmada kullanıyorlar. İnsan gücüyle kullanılan bir vinç. Her yeri numaralandırmışlar, numaralandırılmış. Sıcaktan mı konuşamıyoruz? Keşke bir su alsaydık yanımıza. Burada insan gücüyle çevrilerek ağırlık kaldırıyorlarmış. Buradan da böyle bayağı sonuna kadar geldim ya. Çok muhteşem değil mi zamanı şeyler? Sanırım bunları elleriyle çekerekten o ağırlıkları beraber kaldırıyorlardı. Aslında size uzun uzun anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. İşte numaralandırdıkları yere iskele demişler. Mesela şuraya bir numara yazmış ya, buraya iskele demiş. Evet, çok da sıkmaya gerek yok. Yani yelkenli, hızlı giden, şu hani Karayip Korsanlarında falan da görüyoruz ya, ticari amaçlı kullanılan savaş amaçlı değil. Gerçi Karayip Korsanlarındaki savaş amaçlı da kullanılıyordu. Yük gemisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Tamamen ticari amaçlı yapılan bir geminin iskelesiydi o. Üçüncü bölüm, tekne yapım aletlerinin bulunduğu kısım. Şu an tekne aletlerinin yapımında kullanılan aletleri size göstermek gerekirse. Bunların da yine hikayesini okumam lazım. Ben de şu an sizin gibi nötrüm, sıfırım. Bakıyorum şu an sadece. Burada ne yapıyorsun? Gezmek için gelmiştim Manavgat'a. Nereden? Manavgat'tan mı geliyorsun? Hı-hı. Antalyalısın. Evet. Çok iyi. Beğendin peki burayı? Çok. Çok mu beğendin? Güzel o zaman. Ben YouTube kanalımı sana söyleyeyim. Gerçekten çocuklara da bu tarz şeyler küçüklükten yapılması çok hoş bir şey. Böyle okullar falan da düzenliyordur belki. Yani ben küçüklüğümde okulumda böyle bir etkinlik olsaydı katılmak isterdim. Nerede kalmıştık? Şu anda tekne aletlerinin bulunduğu kısım. Bir abone daha kazandık bu arada genç kardeşimizle birlikte. Umarım bu videoyu izlediğinde beğenmişsindir. Zaten yanımdasın da, ben buradan da söyleyeyim izlerken. Dövme, demir ve çivirak. Direkt şöyle dönelim. Ya elime alsam acaba şey olur mu? Dokunmak istiyorum. Tarihe dokunuyorsun şu an gerçekten. Tüylerin diken diken oluyor ya. Herkes de böyle oluyor mu bilmiyorum ama ya düşünsene, zamanında burada gerçekten o dönemlerde, Osmanlı zamanında insanlar buraya gelmiş, ayak basmış, burayı yapmışlar. Yani sen de şu an o tarihin içindesin. Gerçekten garip hissettiriyor ya bana. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Hani derler ya, bastığın yeri toprak diyerek geçme tane de İstiklal Marşımızda olan. Gerçekten öyle. Ya şunlara bakar mısınız gerçekten? Yani şimdi mi yapıldı, eskiden mi yapıldı bilmiyorum. Umarım göstermelik değildir bunlar ama zamanında ne işler çıkarmışlar ya. Otelin de reklamı oluyor burada bilekliğimiz. Çok iyi değil mi? Ben burada sadece ilginç gördüklerimi size şey yapacağım. Ya şu tokmağa baksana. Her şeyde ayrı bir emek, ayrı bir işçilik, ayrı bir hayran bıraktıran bir görüntü var karşımızda. Bunlar ne? Nişangeç. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama böyle bir alet. Dokunuyorum ama umarım sıkıntı olmuyordur. Çünkü dokunmayın diye bir şey yazılmamış. Evet, burada tomruk kesme. İri tokmak maul demiş. Tomruk kesme testeresi. Şöyle testereye bakar mısınız? Yani gerçekten de çok şey. İnsan şaşırıyor. Gerçekten tarihte böyle şeyler yapılmış. Gerçekten şimdi teknolojinin olmadığı çağdan bahsediyoruz. Kavale. Kavale neymiş ya? Ben gerçekten nötrüm, sıfırım. Bu konuda biraz rehberlik yapamıyorum size ama çok değişik aletler var. Buraya gelseniz bir saatiniz net geçecektir, bir saatiniz ölecektir. Sadece fotoğraf çekip giderseniz 10 dakikanız gidecektir ama onu da söyleyeyim. Geçme sistemi demiş buraya da. Bunların hepsi el işi ya. Çok harika. Ve 4. bölümümüze geçelim artık. Antik çıpalar bölümüne geçiyoruz. Taş çıpalarının olduğu bölüm. Üzerlerinde yazıyor. Burada çok böyle ilginç bir şey yok. Tamamen çıpa. Hani şu denize şey atıyorlar ya, demir attı derler hani. O yani mantık burada o zamandaki şeylerde. Milattan önce 25 ve 19. yüzyıla.
dayanıyormuş bunlar. Yani bunları bağlayıp gemiyi aslında durduruyorlar. Ya siz demek istediğimi anladınız, ben anlatamasam da siz gerçekten çok iyi anlıyorsunuz. Bazı konularda beni şaşırtıyorsunuz. Antik navigasyon dediği yıldızların olduğu kısma geldik. Ve bunlara ben zaten ilgim var. Gerçekten uzaya, yıldıza, her şeye böyle bir ayrı bir ilgim var. Şöyle göstereyim size. Son olarak son bir noktamıza geçiyoruz ve videomuzu burada sonlandıracağız artık. Şöyle kısa çerez niteliğinde bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Son kısma geçelim ve kapanışımızı yapalım. Evet, burayı kapatmışlar. Ama başka bir YouTube kanalında izlediğimde burası açıktı. Şansımıza küserim böyle parmaklıklar ardında kilitli kaldık. Bakalım şöyle surlara doğru. Bu arada surlarda hac işareti var. Arapça yazı da var. Bundan sonraki videomuz zaten Alanya Kalesi'nde geçecek. Ben burada videomuzu sonlandırıyorum. O zaman kapanışımızı burada yapalım. Artık kapatıyorum. Ne yapıyorsun burada? İyiyim. Geziyor musun? He. İyi. Tamam. Kendine iyi bak. Türkçe biliyor musun bu arada? Türkçe biliyor değil mi abi? Biliyorum. Ama şu da 5 yaş. Öyle mi? 5 yaşındaymış. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Kapattım.